Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel Tunus işi örgü modelini paylaşacağım. Hemen birlikte başlayalım. Eğer Tunus işi için tığlarınız yoksa böyle düz tığla da örebilirsiniz. 3,5 numara tığla öreceğim. Hemen hardal rengi ipimle başlıyorum. Öncelikle yapacağınız yelek modeline göre zincirinizi ayarlayacaksınız. Ben bu şekilde 19 tane zincirimi çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 19 tane zincirim olana kadar modelimi kurmak için çekeceğim. 19 tane zincirimi çektim. Sizlerin yapacağınız modele göre, büyüklüğüne, küçüklüğüne göre zincir sayısını arttırabilirsiniz. Şimdi burada bakın, hemen ipimi şöyle tığımda tutuyorum. Yanındaki ilmeğe batarak ilmek çıkarıyorum. Yanındakine batıp ilmek çıkarıyorum. İlmekleri tığımın üzerinde bırakacağım. Tunus işi bilenlere lafım yok. Yeni öğrenecek olan arkadaşlar için böyle bir tane bir tane tek tek bakın ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Bütün zincirimizin tamamını böyle ilmek çıkararak devam edeceğiz. Toplamda 19 tane tığımın üzerinde ilmek olacak. Evet, bakın bu şekilde son ilmeğimi de çıkararak 19 tane böyle ilmek çıkarmış oldum tığımın üzerine. Şimdi bakın şöyle tekrar göstermek istiyorum. Böyle 2 bir 2 birlikte alacağız. Bakın. İkisini bir. Geriye geliyoruz. 2 2. Çok kolay. Gördüğünüz gibi. Biraz ağır öreceğim. Son iki ilmeğimi de birlikte topluyorum. Bakın böyle bir sıra ördük. Tekrar devam edeceğiz. İpimi alıyorum. Bakın burası ilmeğim burada. Hemen şu gördüğünüz boşluklardan ilmek çıkaracağım. Aynı şekilde ikinci sıramızı örüyoruz. Tek tek ilmeklerimizi çıkarıp ikinci sıramızı da aynı şekilde örelim. Bakın. Devam ediyoruz. Son olarak şöyle içine batarak ilmeğimi çıkardım. Evet. Yine aynı şekilde 19 ilmeğimi çıkardım. Şimdi geriye geliyorum. İlk sırada yaptığımız işlemi tekrar ediyoruz. Çift çift alarak bakın. 2 2 2 2 aldım ve geriye geldim. Son iki ilmeğimi de yine birlikte alarak ikinci sıramı da tamamlamış oldum. Gördüğünüz gibi çok basit. Üçüncü sıramızda şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Bakın 4 zincirimi çektikten sonra şöyle bakın içine batıyorum. Bu şekilde içine batarak bakın ip almadan içine batıyorum.
Zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Tığımın üzerinde bıraktım. Şimdi ip almadan yine ikinci boşluğa, bakın şu boşluklara batıyoruz. Böyle. Buraya batarak yine 1, 2, 3, 4 zincir. Yine ip almadan diğer boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 zincirimi çektim. İp almadan tekrardan 1, 2, 3, 4. Gördüğünüz şu boşluklara hiç atlamıyoruz. İp almadan bu işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir tane daha göstereyim. Bakın yine boşluğa geldim. 1, 2, 3, 4. Böyle dörtlü dörtlü zincirler çekerek sıra sonuna kadar gidelim. Sıramız sonuna geldim. Şimdi burada son olarak bakın şurada gördüğünüz zincirin içine batarak yine dörtlü zincirimi çekeceğim. 2, 3, 4. Evet. Şimdi burada geriye geliyoruz. Bakın yine 2, 2. Aynı başta yaptığımız işlemi devam ettiriyoruz. Elimden geldiği kadar ağır ağır göstereceğim. Bakın 2 ilmeği birden alarak geriye geliyoruz. Çok güzel ve zevkli yapılması var. İnanın severek örebileceğiniz bir model. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Burada 2 tane ilmeğimi bırakıyorum. Çünkü neden? Burada renk değişimi yapacağım. Hemen buradan diğer rengimi, beyazımı alıp bakın son 2 ilmeğimi toplamıyorum ki ipimin rengini değiştireyim. Bu şekilde ikisini bir alarak sıramı tamamlıyorum. Şimdi buradan ipimizi böyle sıkalım. Beyazımızı da alttan yürüteceğiz. Yine burada 1, 2, 3, 4 tane beyazımla zincirimi çektim. Hemen ilk boşlukta, pardon ip almayacaktım. Bakın ilk boşlukta zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Diğer boşluğa geçiyoruz. Artık ipimizi arkada bırakabiliriz. Bakın zincirlerin arasına zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Diğer boşluğa ip almadan 1, 2, 3, 4. Diğer boşluğa zincirlerin arasına bu şekilde zincirle devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar gidelim. Bu sırayı da birlikte yapalım bu şekilde. Evet, sıramın sonuna geldim. Yine bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yaptım. Burada zincirin tepesine batarak bakın şöyle yine 4 zincirimi çekiyorum. 2, 3 ve 4. Şimdi buradan yine geriye döneceğiz. 2, 2. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar. 2 ilmeğimiz kaldığında diğer ipimize geçeceğiz. Orayın da bağlantısını sizlere göstereceğim. Yaptığınız projeye göre arttırabilir, eksiltebilirsiniz. Bakın şimdi son 2 ilmeğim kaldı. Bu son 2 ilmeğimde ipimi koparmıyorum. İpim burada, alıp arka kısmından bağlantımı bu şekilde yapıyorum. 4 zincir, 1, 2, 3, 4. Zincirimi çektim. Hemen
Bakın, ilk bağlantıdan yine 1, 2, 3, 4 zincirle devam ediyorum. Yine boşluklara batıyoruz. 1, 2, 3, 4. Hep boşluk atlamadan her zaman yapacağınız sayıyı unutmayın. Ona göre arttırma, eksiltme olmasın. 19 ilmeğin üzerine ben devam ediyorum. 3 ve 4. Bakın gerçekten çok tatlı, çok da güzel bir örgü modeli oldu. Aynı şekilde dörder dörder zincirimizi çekerek boşluklardan, bakın, batıyoruz. İp almadan. Evet. Bu şekilde devam edelim. Evet, sıramız sonuna geldim. Yine ne demiştik? Bu başta zincirin içine batarak, bakın bu şekilde kenarını yine zincir çekerek dörtlü sıramızı tamamlıyoruz. 2, 3 ve 4. Şimdi geriye dönüyoruz. 2, 2. Bakın örgümüz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. İplerimizi koparmadan renk değişimini yapıyoruz. Son olarak iki tane kaldıktan sonra beyazımı takıyorum. Hepsi bu kadar. Evet, şöyle de parçamı göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir örgü modeli oldu. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.